Merhaba, TGP Eğitim ve Gelişim Derneği'nin podcast kanalı TGP'nin sesini dinliyorsunuz. Eğitim ve gelişim dünyasına dair her şey ve pek çok ses bu kanalda dinleyenlerini bekliyor. Şimdi sesi biraz daha açın çünkü yeni bölüm başlıyor. Merhabalar, TGP'nin sesinde sesin gücüyle yepyeni bir konu ve konuğu sizlerle buluşturmak üzere tekrar birlikteyiz. Ben Gerçek Önal Çavuşoğlu. Eğitim alanında ülkemizde yapılacak çok şey var ve bu alanda çok değerli çalışmalar yürüten, çok önemli değerler üreten sivil toplum kuruluşları var. Pek çoğunun çalışmalarını eminim dinleyicilerimiz yakından takip ediyor, hatta gönüllü olarak destek de oluyor. Biz de öğrenme kültürünü yaygınlaştırma amacıyla kurulmuş eğitim alanında faaliyet gösteren bir sivil toplum örgütü olarak bu kültürün yaygınlaşmasına ve gelişmesine katkı sağlayan diğer sivil toplum örgütlerini podcast yayınlarımızda sizlerle buluşturmak istedik. Ve bugünkü konuğumuz TGEP gibi yetişkin eğitimi alanında çalışan ancak çok özel bir hedef kitleye yönelik çalışmalar yapan bir kuruluş. Yani ÖRAV ve Öğretmen Akademisi Vakfı ve vakfın genel müdürü sevgili Arzu Atasoy bizlerle. Arzu hem bir eğitim gönüllüsü, bir TGEP gönüllüsü, hem bir sivil toplum kuruluşu profesyoneli olarak seni bugün burada ağırlamaktan çok mutlu olduğumu belirtmek isterim. Hoş geldin. Çok teşekkür ediyorum Gerçekçim. Hoş bulduk. Benim için de çok büyük bir keyif gerçekten. Şimdi öncelikle seni tanıyarak başlamak isterim. Senin için de uygunsa. Kişisel web sitende kendinle ilgili çok etkilendiğim bir giriş cümleni müsaadenle paylaşmak istiyorum. Hayatımın yönü ilkokul öğretmenimin ve okul müdürümün vizyonu ve destekleri sayesinde Darüşşafaka'ya girerek değişti. Eğitimin ve öğretmenin dezavantajlı koşullardaki bir kız çocuğunun kaderini değiştirmesinin dönüştürücü etkisini şahsen deneyimledim. Bu yüzden yaşam kariyerimin merkezine eğitimi ve sivil toplumu koydum. Yani çok güzel, çok etkilendiğim bir girişti. Böyle başlamak istedim seni senin kendini senden dinlemeden önce. Peki ya sonra ne oldu? Kısaca senden dinleyebilir miyiz, seni tanıyabilir miyiz Arzu? Çok memnuniyetle teşekkür ediyorum. Aslında okuduğun cümle özünde bir kız çocuğunun eğitimle hayatının nasıl değişebileceğine dair çok kıymetli bir cümle. Şimdi kişisel hikayemden başlarsak eğitimci olarak, neden eğitimci oldum, nasıl bu yola geldim, nereden başladım derseniz, eğitimci olmaya öğretmenim sayesinde ben karar verdim. Çünkü onun sayesinde bugün buradayım. 1987 yılında ilkokul 5. sınıftayken ben babam vefat ettiğinde bana birkaç şey miras bıraktı. Biraz fiziksel özellikler, genetik miras. Bir vefatından sonra evlenene kadar aldığım yetim maaşı, bir de ismi, nüfus cüzdanındaki ismi Mustafa Kemal. Dolayısıyla ben bir Atatürk çocuğu olarak da kendimi babamın ismine her baktığımda, nüfus cüzdanıma her baktığımda bunu hatırlıyorum ve Mustafa Kemal ismi benim için Cumhuriyet çocuğu olduğumu hatırlatan en önemli göstergelerden bir tanesi. Babam vefat ettikten sonra Cumhuriyet'in mirası, yine Cumhuriyet'in koruyucusu bir öğretmen tarafından bendeki potansiyelin görülmesi, ardından ailemi Darüşşafaka'nın sınavlarına girmek üzere ikna etmesi gibi yollardan geçerek 1987 yılında İstanbul'da Darüşşafaka'da eğitim hayatımı sürdürdüm. Darüşşafaka sonrasında İngilizce öğretmeni oldum. 12 yıl Türkiye'nin en bilindik iyi özel okulunda, iki özel okulunda öğretmenlik, yöneticilik gibi işler yaptım. Bu esnada tabii sıradan bir öğretmen olmadım. Yani sıradan açmak gerekirse sadece derse girip çıkan, günü öğrencilerle derslerde kotaran bir öğretmen olmadı. Çünkü benim öğretmenim böyle bir öğretmen değildi. Ve eğitimini aldığım yaklaşımlar da zaten ideal öğretmenliğin böyle bir şey olmadığını çok titizlikle öğretmişti bize. Aldığımız disiplin de bunu gerektiriyordu. Bu sayede model Birleşmiş Milletler gibi, drama gibi, derslerde NLP kullanımı gibi konulara da merak sardı. Ve onları da okul hayatında öğrencilerimle uyguladım. Bunlar beni böyle zaman içerisinde yetişkinlerle çalışmaya da itti. Bulunduğum okulun iletişim ağı içindeki öğretmenlerle zaten çalışmalar yapmaya başlamıştım. Tam da o sırada ÖRAV kuruluyordu 2008 yılında.
O esnada bu toplulukta var olmak ister misin? 81 ildeki öğretmenlerin gelişimine katkı vermek ister misin? Dediklerinde benim aklıma yine kendi öğretmenim geldi. Ve benim öğretmenim gibi öğretmenler çoğalırsa, çocuklardaki potansiyeli görebilen öğretmenler artarsa, o zaman Iğdır'daki bir çocuğun ve İstanbul'daki bir çocuğun arasında eğitime, kaliteli eğitime erişim, kaliteli öğretmene erişim ve gelecekteki ekonomik refaha erişim, toplumsal barışa erişim konusunda da farklar minimize edilecekti. O yüzden de 2008 yılında da ÖRAB'da devam ettim. Çok güzel. Aslında yani ilk söylediğin, anlattığın o Mustafa Kemal'in Cumhuriyet'in çocuğu olmak, Darüşşafaka yolculuğun hakikaten çok etkileyici. Çok etkilendim. Tüylerim diken diken oldu, öyle söyleyebilirim. Sonrasındaki yolculuğun ve aslında odağına aldığın bakış açısı o kadar net ki bugün geldiğin noktada Öğretmen Akademisi gibi çok kıymetli bir kurumda bir liderlik rolün var. Peki o zaman aslında sen de biraz oraya bağlamış oldun sözlerinin sonunda. Öğretmenlerin mesleki ve kişisel gelişimlerini destekleyerek çocukların nitelikli eğitime erişme hakkını koruma amacıyla kurulmuş bir vakıf. Ve 2008 yılında senin de söylediğin gibi kuruldu. Garanti BBVA tarafından kurulan bir vakıf. Biraz daha Örav'ın hikayesini senden dinlemek isteriz. Mümkünse Örav'ı tanımak isteyenler için, Örav'ı daha yakından tanımaları için. Tabii çok memnuniyetle. ÖRAV aslına bakarsanız zamanın çok ötesinde bir vizyonla kurulmuş bir kurum. 2008 yılında henüz daha Birleşmiş Milletler 2030 sürdürülebilir kalkınma amaçlarını açıklamamıştı ÖRAV kurulduğunda. Ve orada 4 numaralı nitelikli eğitim başlığı altında nitelikli öğretmen vurgusunu da yapmamıştı. Bu anlamda Türkiye'de de Garanti BBVA'nın o zamanki ismiyle Garanti Bankası'nın çok Evet. kıymetli vizyoner yöneticileri en sürdürülebilir yatırım eğitime yapılır, eğitimde ise öğretmene yapılır diyerek inanılmaz büyük bir vizyonerlik örneği gösterdiler. Hakikaten öyle. 15 yıldır da kâr amacı gütmeyen bir kurum olarak, bağımsız bir tüzel kişilik olarak da ÖRAV'ın çalışmalarını sürdürebilmesi de onların attığı önemli adımlar. İçinde kurumun üst düzey yöneticileri, diğer sosyal paydaşlar, sivil toplum liderleri gibi pek çok insanın fikri, görüşü, eğitimciler gibi pek çok insanın fikri, görüşü alınarak oluşturuldu. Bu açıdan da ülkemizde ve dünyada da biricik aslına bakarsın. Ülkemizde bu kadar yaygın öğretmenlerle 81 ilde ve yılda ortalama 50 bin öğretmenle çalışan başka bir sivil toplum kuruluşu yok. Hepsi çok değerli Evet. çalışma yapıyor, çalışmalar Evet. yapıyor sivil toplum kuruluşlarını. Bu kadar öğretmene odaklı, tek odağı öğretmen ve kaliteli eğitim olan biricik bir sivil toplum kuruluşuyuz. Kesinlikle. Ben ÖRAV'ı ilk tanıdığımda derneğin TEGEP'inde ilk yıllarında tanıma fırsatı bulmuştum, eğitim alanında çalışan sivil toplum kuruluşlarını araştırırken ve çok etkilenmiştim o zaman da. Hala daha çalışmalarınızı bu ilgi ve merakla ve gurur duyarak açıkçası takip ediyorum. ÖRAV'la ilgili hikayeyi aktardın. Birazcık da aslında ÖRAV'ın neler yaptığını, bu misyonla, bu amaçla ne yönde ilerlediğini de dinleyicilerimizle paylaşmak faydalı olabilir. Misyonunu öğretmenliğin özel bilgi, beceri ve tutum gerektiren bir meslek olarak toplum algısında hak ettiği değere ulaşmasına ve onların geleceğe yön veren nesillerin yetiştirilmesinde liderlik etmelerine katkı sağlamak olarak bir ifade var ÖRAV'ın. Böyle bir kuruluş olarak ÖRAV'da öğretme ve eğitme işinin ne büyük bir sorumluluk olduğunu aslında altı kalın bir şekilde çiziliyor. Öğretmenlerimizin, akademisyenlerin rehberliğinde geleceğe hazırlanan gençler de iş yaşamına dahil olduklarında öğrenme yolculukları aslında yine devam ediyor. Ve bu noktada biz yetişkin eğitim alanında çalışan profesyoneller, eğitmenler işte devreye giriyorlar. Özellikle bu sebepten de tabii eğitim her anlamda, eğitime yönelik olarak ortaya koyulan her çaba çok çok kıymetli ama yetişkin eğitimi tarafında çalışan bir sivil toplum kuruluşu ve bu alanda üreten bir kuruluş olarak bizler için gençlerin iş yaşamına gelene kadar geçirdikleri bu eğitim süreci çok çok kıymetli ve önemli. ÖRAV bu noktada bir aslında bize gelecek nesillerin yetiştirilmesi noktasında bir güzel bir fırsat sunuyor. Peki
Bu nesillerin yetiştirilmesine liderlik eden öğretmenler nasıl geliştirilir? ÖRAV burada ne yapıyor? Gelişim ihtiyaçlarını nasıl tespit ediyor? Onlara ne gibi faydalar sunuyor? Biraz bunları dinleyebilir miyiz senden? Tabii ki memnuniyetle gerçekçi. Şimdi öğretmenlerle çalışıyor, sadece öğretmenlerle çalışıyor dedik. Öğretmen toplulukları kimlerden oluşuyor diye düşündüğümüzde, kimler öğretmen oluyor diye düşündüğümüzde, genelde sorunu kendisi de yaşayan toplumun sosyoekonomik düzeyi orta ve alt gelir grubunun çocukları öğretmenlik mesleğini seçiyorlar. Ve bu mesleği seçerken eğitim fakültesine gelene kadar, hatta eğitim fakültesini bitirene kadarki zaman diliminde de sınırlı miktarda sosyal, kültürel etkilere, güçlendirecek etkilere maruz kalıyorlar. Dolayısıyla insan bilmediği şeyi başkasına aktaramaz. Deneyimlemediği bir şeyi aktaramaz. Hayalini kurmadığı bir şeyin hayalini kurduramaz. Sorgulamadığı bir şeyi sorgulatamaz. Kendisinin Kesinlikle. çemberinden geçmediği bir şeyi başkasına öğretmesi, aktarması gerçekten çok zor. Dolayısıyla eğitim fakültesinden mezun olduktan sonra mesleğe gelen, sınıfa giren deneyimsiz öğretmenlerim var. Bu öğretmenler aday öğretmenler ve okula geldikleri gün şunu fark ediyorlar. Evet, biz staj yapmıştık ama stajımızda bunları birebir yaşamamıştık. Yönetme sorumluluğu bende değildi. Dolayısıyla bu iş benim ilk kez başıma geliyor. Şimdi ne yapmalıyım? Repertuarına bakıyor. Orada pratiksel açıdan bir şey sınırlı. Dolayısıyla da orada öğretmenin, evet artık sen öğretmen oldun ve alet edevat çantanı, repertuarını, beceri setlerini geliştirmeye ihtiyacın var ve yeni beceri setleri kazanmaya ihtiyacın var. Yaklaşımını öğretmenlere mesleğin başından itibaren deneyim üretiyoruz. Öğretmenlik mesleği profesyonel bir meslek. Evet, duygusal yoğunluğu, sorumluluğu, yaşamsal düzeyde güçlü ve önemli. Diğer taraftan profesyonel bir meslek. Dolayısıyla belirli bilgi, beceri, tutum ve davranışları gerektiriyor ki bu meslek liyakatle yapılabilsin. ÖRAV'da yeni başlayan öğretmenlerden başlamak üzere mesleğin her aşamasında öncelikli olarak yaşam boyu öğrenmeli, gelişim odaklı zihniyetin kaçınılmaz olduğunu deneyimletiyoruz biz öğretmenlere. Sizler de takdir edersiniz, yetişkin eğitiminde yetişkinler ihtiyacı olanı alır, pragmatiktir. Gerçekten kendi dünyasında bir faydası varsa alır, anlamlı bulursa, ilginç bulursa alır. Dolayısıyla da bizim tasarımlarımız da, eğitimleri tasarlayış biçimimiz, projeleri tasarlayış biçimimiz de sosyal duygusal boyutlarıyla ve ihtiyaç boyutuyla ihtiyaçlarla ve yetişkinlerle örtüşmeli. Bu bağlamda biz yaklaşık 50 bin öğretmene her yıl soruyoruz hangi konularda eğitim almaya ihtiyaç duydukları. Bunun dışında OECD'nin bugün ve geleceğe dair öngörülerini, tespitlerini içeren raporları çok dikkatle inceliyoruz. Dünya Ekonomik Forumu'nun gelecekte ihtiyaç duyulacak beceri setlerine dair açıklamalarını, ülke kalkınma stratejilerimizi, Milli Eğitim Bakanlığı'nın planlarını, stratejilerini dikkate alarak biraz da aslında globalde trendleri de okuyarak, geleceği öngörerek bu konuda da biraz deneyim kazandık. Dolayısıyla da bir havuz, aslında havuz demek belki ne kadar doğru ama farklı seçeneklerde eğitimler sunuyoruz. Farklı seçenekli kurgularda. Bazı eğitimler online ve yüz yüze eğitimler bu arada. Bazıları da hibrit. Online'larda farklı kurgular çalıştık. Harvard Üniversitesi'nin çalıştığı modelde asenkron ama mentorlu kurgularımız da var. Asenkron eğitimler de var. Senkron asenkron bileşen eğitimler var. Bir de bu eğitimlerden sonra öğretmenin aldığı eğitimi uygulamalı olarak sınıfında deneyimleyebileceği aylık görevler içeren uygulamalar var. Bununla beraber öğretmenler aynı zamanda mentörlük de alıyorlar. 3 ay, 6 ay program içeriğine göre ki sınıfta uyguladığını bizimle paylaşıyor. Eğitimcilerimiz onlara geri bildirim yapıyorlar. Aynı zamanda da Türkiye'nin dört bir tarafından katılan diğer öğretmenler de birbirinden öğrenme fırsatını elde etmiş oluyor bu sayede. Ben okulumda bunu uyguladım, işe yaradı. Ben okulumda uyguladım, şöyle adapte ederek uyguladım şeklinde birbirlerinden de öğrenmelerini elverişli kılan bir ortam yaratıyoruz. Çok Bunların güzel. haricinde bir de öğrencileriyle ekipler kuruyorlar. O ekiplerle uygulamalı yine çalışmalar yapıyorlar. Öğrenciler arasında da öğretmenleriyle beraber takımlar halinde bir takım mini iç yarışmalar oluyor da orada başarılı olan da biz
tasarım kampına, liderlik kampına, fikir tasarım kampına diyeyim ona, ideaton diyebiliriz belki buna. Evet. Bu Evet. kamplara öğrencileri öğretmenleriyle beraber davet ediyoruz. Ve çocuklar da farklı şehirlerden gelen akranların karşısında yanında etkileşim içine geçmeyi, takım çalışması yapmayı, sunum becerilerini, kendini ilk kez ailesinden uzakta bir yerde temsil etmeyi deneyimliyorlar. Bu gibi Çok güzel. çalışmalarla çalışmalarımız yıl boyu sürdürüyoruz. 81 ilde sürdürüyoruz. Evet. Ben de şimdi en son başka neler yapıyorsunuz diye yine böyle bir son sosyal medyada takip ediyorum ama web sitenize de yayına hazırlanırken bakmıştım. Pek çok eğitim içeriğini orada çok kıymetli hepsini gördüm. Az önce de senin özellikle vurguladığın noktalarda öğretmenlerimiz kendilerini geliştirdiklerinde ancak öğrencilerine verebilecekleri şeyler olacak. Ona yönelik olarak kapsamlı bir gelişim yolculuğu. Yani her adımında sen aktardın. Hem birbirinden öğrenmeyi destekleyen hem işte mentorluk gibi farklı araçları da içeren, uygulamaya çokça yer verilen güzel bir öğrenme yolculuğu sürecine Öravla çıkabiliyor öğretmenlerimiz. Güzel bir gelişim fırsatı. Peki öğretmenleri yani 81 ilden 50 binin üzerinde öğretmene ulaştığınızı paylaştın. Çok kıymetli bir sayı, çok önemli bir sayı. Umuyorum ki çok daha fazlasına ulaşmanız mümkündür, mümkün olur. Hedefinizde bu var biliyorum. Peki öğretmenlerimiz Örav'a nasıl ulaşıyorlar? Yani bu gelişim yolculuklarına nasıl dahil oluyorlar? Siz onlara nasıl ulaşıyorsunuz? Bütün öğretmenler sizden haberdar mı mesela? Bu yayını dinleyen öğretmenlerimiz varsa ve haberdar değillerse onlara birazcık bu yolu tarif etmek iyi olabilir diye düşündüm. Tabii Örav'ın bu sene 15. senesi. 15 yılda da 312 bin öğretmenle çalıştı. Yani Türkiye'de 1,2 milyon öğretmen varsa bu öğretmenlerin dörtte biri Örav'dan en az 1 ve 10 gün arası bir eğitime katıldı. Veriler şunu gösteriyor ki bir eğitimimize katılan öğretmen iki eğitimimize daha minimum katılıyor. Dolayısıyla bir bağlılık ilişkisi oluşuyor, güven ilişkisi oluşuyor. Örav yaptığı zaman bir şeyi kaliteli yapar, ben faydalanırım diyor öğretmenler. Bu güveni 15 yılda kazanabilmiş olmak çok kıymetli. Yeterli mi? Evet. Değil. Türkiye'de 1,2 milyon öğretmen var. Bizim kaynaklarımız sınırlı. Yıllık şimdi ortalama 50 bin öğretmene gidebiliyoruz. Hı Milli hı. Eğitim Bakanlığı ile bizim bir işbirliği protokolümüz var. Bu işbirliği protokolü sayesinde gerçekten de çok da Milli Eğitim Bakanlığı kolaylaştırıcılığı sayesinde Hı hizmet hı. içi eğitim sistemlerinde Örav'ın programları akredite bir şekilde öğretmenlere duyuruluyor. Biz eğitimleri açtıkça öğretmenler bireysel olarak ekranlarında Milli Eğitim Bakanlığı bilişim sistemleri altyapısında hizmet içi eğitim modüllerinden Örav'ın açtığı eğitimleri görebiliyorlar ve oradan başvurabiliyorlar. Başvurularının ardından eğitimi bizim ekampüs.orav.org.tr adresindeki uzaktan eğitim altyapımızda eğitimi tamamlıyorlar eğer online eğitim ise. Eğitimi tamamlamalarının ardından ise verileri otomatik olarak başarı tamamlama durumları Milli Eğitim Bakanlığı'na veri olarak akıyor. Oradan da kendi katılım belgelerini, kurs belgelerini alabiliyorlar. Yüz yüze eğitimlerde ise daha çok mahalle hizmet içi eğitim organizasyonu yapıyoruz. Genelde il müdürleri illeri için davet ediyorlar bizi. Belirli programlar ürettiğimiz zaman bölgenin ihtiyacına özel de ürettiğimiz program. Bunun haricinde okullar, okul müdürleri, öğretmenler de bir araya gelip okul temelli olarak da bize başvurabiliyorlar. Bunu da web sayfamız aracılığıyla yapıyorlar. Ya da doğrudan telefonla arayıp organize olabiliyorlar. Çok güzel. Milli Eğitim Bakanlığı burada önemli bir köprü görevi görüyor anladığım. Evet. Peki çok güzel. Bu kadar kıymetli çalışmalar, bu kadar 81 ilde varsınız ve 15 yıldan bu yana 312 bin eğitmene temas ettiniz. Çok kıymetli. Bu yani sadece sayısal olarak ifade etmek hiç bir şey değil aslında. Özellikle yaptığınız çalışmaları da duydukça bu sayıların gerçek anlamda neyi ifade ettiğini sevgili dinleyenler de takdir ediyordur eminim. Peki bu kadar iş, bu kadar çalışma ve biliyorum ki bu eğitimler dışında da farklı etkinlikleriniz de var. İşte bir fotoğraf yarışması var, bir maraton var. Vakıf olarak aslında kaynakları daha da üst seviyeye taşımak için yaptığınız farklı çalışmalar var. Nasıl bir ekiple çalışıyor? ÖRAV Sivil Toplum Kuruluşu profesyoneli olarak ben özellikle STK'larda bu kaynakların nasıl kullanıldığını
kısıtlı kaynaklarla daha doğrusu yapılan işlerin değerini, emekleri çok iyi biliyorum. Özellikle merak ediyorum. Nasıl bir ekip var? Özellikle şey tarafı da çok önemli. Hani 81 ilde nasıl bu eğitimleri verebiliyorsunuz? Web sayfanızda en son gördüğümde 300'ün üzerinde eğitimcinizin olduğu yazıyordu. ÖRAB'da eğitmenlik, öğretmenlerimiz eğitmen oluyor diye tahmin ediyorum. Eğitmenlik nasıl oluyor? Ben birazcık da bunlarla ilgili bilgi senden mümkünse rica edeceğim. Memnuniyetle. Şimdi ÖRAB merkez ekibimiz İstanbul'da ve toplamda ben dahil 19 kişiyiz. 19 kişiyiz ama küçücük dev bir ekibiz. Candan çalışan, adanmış, gerçekten yaptığı şeyin işin anlamının peşinde koşan insanlarız diyebilirim. Bir lider olarak da, organizasyonun lideri olarak da mutlu bir ekibimiz olduğunu düşünüyorum. Çok yorulsak da gerçekten sivil toplum kuruluşlarına kıt kanaat kaynaklarla iş gücü de buna dahil kaynaklara zorlu işlerin peşinde koşarız. Pek çok sivil Evet. toplum kuruluşu çalışanı beni burada daha iyi anlayacaktır. Evet. Gönüllüler de kısmen gözlemliyorlardır. Dolayısıyla da bu adanmışlık ancak aidiyetle olur, anlamla olur, mutlulukla olur. Kesinlikle. Ekibimin ne kadar yorulsalar da başardık duygusu, biz bunu yaparız demesi çok şey anlatıyor bence. Merkez ekipte Evet. 19 kişiyiz dedi. Hepsine selamlar Arzu, sevgiler. Bir kısmını tanıyoruz. Ellerine, emeklerine sağlık tüm çalışmalar için. Memnuniyetle her biriyle ayrı ayrı gurur duyuyorum ekip Evet. arkadaşlarımın ve alan Ne güzel. açmak, yeni meraklarını keşfetmeleri için fırsatlar sunmak, görünürlüklerini arttırmak gibi önceliklerim var. Pozitif çalışma kültürü açısından da. Çok Biz önemli, evet. eğitimlerde önerdiğimiz her şeyi önce kendimiz içselleştirmeyi önceliklendiriyoruz. Örneğin şiddet içermeyen iletişim dili kullanacağız diyorsak öğretmenlere kullanmayı, öğrencilerine kullanmalarını diyorsak önce ÖRAV'daki Evet. bütün ÖRAV'lar şiddet içermeyen iletişim dili kullanmayı öğrenmek durumunda. Evet. Kendisiyle barışık olmayı durumunda. Çünkü içeride ne varsa dışarıya da oturuyor. Birbirine çözüm odaklı dil ve çözüm odaklı yaklaşımla iletişim kurmak durumunda gibi gibi. Dolayısıyla kendimiz öğretmenlere önerdiğimiz her şeyi hayatımızda da biz de öğrenciyiz. Yaşam boyu öğrenerek geliştirmeye ve Evet. güçlendirmeye çalışıyoruz. Biz Çok güzel. eğitimlerimizi tasarlıyoruz, bütün bu faaliyetleri tasarlıyoruz, koordine ediyoruz. Asıl bizim merkez ekip gibi görünmeyen ama aslında Anadolu'nun dört bir tarafında bölgesel liderler olarak görülen kısmi zamanlı eğitimci dediğimiz eğitimcilerimiz var. 59 şehirde 324 eğitimci. Bu eğitimcilerimiz aslına bakarsanız minimum 5 yıl sınıf deneyimi olan, bu ilkokulda Hı olabilir, hı. okul öncesi de olabilir, üniversitede olabilir. Minimum 5 yıl sınıf deneyimi olan, %98'de Milli Eğitim Bakanlığı'nın personeli olan eğitimciler. Normal Evet. hafta içi zamanlarda profesyonel işlerine devam ediyorlar. Kendi uygunluk verdikleri zamanlarda da ÖRAV'ın eğitimlerinde eğitimci eğitimini aldıkları, Hı. süpervizyon, mentörlük ve koçluğunu aldıkları çalışmaları öğretmenlere bir yetişkin eğitimcisi Hı. pratikleriyle, beceri setiyle uygulamak üzere yetiştirdiğimiz kişiler bu kısmi zamanlı eğitimcilerimiz. Bayağı da zorlu bir yoldan geçiyorlar. Pek çok Evet. yılmazlık becerileri güçlü olacak, iletişim becerileri güçlü olacak, ekip ruhunu besleyebilecekler, profesyonel davranış kodlarına uyacaklar gibi ÖRAV'ın kurum kültürüne adaptasyon ve alan uzmanlığı, Hı. beceri uzmanlığı için yaklaşık 1,5 sene, bazı eğitimcilerde 2 yıla varan bir eğitim süreci var içeride. Çok Evet. kolay yetişmiyor bir ÖRAV kısmi Tabii zamanlı çok önemli eğitim. bir misyon. Bu misyonu yerine getirecek kişilerle ilgili de özel bir süreç yürütülüyor. Evet, bir Anlaşılıyor. de şu çok kıymetli. Yani sınıfta öğretmenler eğitim alırken birinden eğitim alacaksa en iyi birbirinden öğreniyor öğretmenler. O yüzden Evet. sınıfın havasını koklamış, belirli bir deneyim seviyesine ulaşmış, anladığı şeyi anlayabilecek kişiler karşısında olsun istiyor. Okul hayatının içinde de gerçekleri bilebilen, onunla empati kurabilen, onu dinleyebilen bireylerden eğitim almak istiyor. Dolayısıyla Evet. öğretmenin öğretmene eğitim veriyor olması hem Milli Eğitim Bakanlığı'nın iş gücü kapasitesine çok değerli bir katkı, hem de Kesinlikle. meslek açısından da, kariyer planlama açısından da, yaşam kariyeri açısından da, evet ben sınıfta öğretmenlik, okulumda öğretmenlik haricinde Hı sivil hı. toplum çalışmalarına da katılabilirim, başka beceriler geliştirebilirim ve böyle yeni alanlarda da kendimi ifade edebilirim. İçinde bulunduğum kasabada, ilçede
ki koşullarla sınırlı değil benim dünyam. Örneğini de göstermiş oluyor bizim kısmi zamanlı eğitimcilerimiz, gittikleri yerdeki öğretmenlere. Bu açıdan da çok önemli rol modeller. Uzun zamanda yetişiyorlar, 1,5 sene. Başvuru süreci var, uzun bir başvuru süreci var. Tam bir akademi aslında öğretmen ekosistemi içerisinde önemli bir misyonla rol üstleniyor ÖRAM. Tabii Öğretmen kendi Akademisi içinde bir vakfı okul. tam, evet, kendi içinde bir okul. Peki ben eğitmenleriniz var. Şimdi bizi dinleyenler içerisinde ÖRAM'ın çalışmalarına ilgi duyan, acaba gönüllü olarak biz de bir şeyler yapabilir miyiz diye düşünen veya kurumlar tarafında ÖRAM'ın çalışmalarını takip eden kurum karar vericileri olabilir, olacaktır. Nasıl katkılar sağlayabilirler ÖRAM'a? Nasıl bir gönüllülük süreci oluyor ÖRAM'da? Birazcık bundan bahsedebilirsek, varsa gönüllüler bu yayın sonrasında belki bizim vasıtamızla ulaşma imkanı olabilir. Çok memnun oluruz. Biz aslında gerçek uzunca bir süre gönüllü kabul edemedik. Öğretmenlik mesleği belirli beceri setleri istiyor ve Milli Eğitim Bakanlığı'yla olan resmi protokolümüz de bizim özel olarak yetiştirdiğimiz kişileri sadece öğretmenlerle buluşup durmamıza imkan sundu. Dolayısıyla ben bu konuda eğitim veriyorum. Acaba öğretmenlere de eğitim vermeme imkan olur mu? Gönüllü bir şeyler yapabilir miyim diyen eğitimcilerle çok yakın çalışamadık bir süre. Bu bir yandan bir öz eleştiri. Evet. Çünkü imkanlarda koşullar buna el vermedi. Şimdi artık yeni yeni webinarla, yarı yıl atölyelerinde her sene Şubat tatilinde yaptığımız, bu sene 10.sunu yapacağımız yarı yıl atölyeleri. Eğitim şenliğimizde Kasım ayı 24 Kasım haftasında Tam da bu öğretmenlerin hafta. mesleki, evet tam da bu hafta mesleklerinin onurunu yaşayacakları, değerli olduklarını hissedecekleri, öğrenirken, birlikte öğrenirken de keyif alacakları etkinlikler planlıyoruz. Bu sene 9. eğitim şenliğimiz artık gelenekselleşti. Depremden sonra da özellikle 6 Şubat depreminden sonra da bölgedeki Evet. öğretmenlere bir taze kan olsun, moral motivasyon olsun diye bu seneki eğitim şenliğimizi Gaziantep'te yapıyoruz. Çok güzel. Gaziantep'e 10 farklı depremden etkilenen ilden birer otobüs öğretmenimiz gelecekler. Birer otobüs dolusu öğretmenimiz gelecekler. Onları misafir edeceğiz Gaziantep'te. Cumartesi günü kültür turu yapacaklar. Akşam bir yemekle onları misafir edeceğiz. Konaklayacaklar. Belki konteynerde kalan öğretmenlerimiz var hala. Uzun Evet, zaman sonra ilk kez haklısın. başlarını güvenle, hijyenik bir ortamda sokacakları bir ortamda onları misafir etmiş olacağız. Evet. Ertesi günü de tüm gün süren eğitim, webinar, festival etkinlikleri gibi gün boyu süren çalışmalarla birlikte öğrenmenin keyfini çıkarttıktan sonra onları yolcu edeceğiz. 450 öğretmenimizi böyle misafir edeceğiz. Bir yandan da Çok güzel. grup programını devam ettirirken cumartesi günü 26 Kasım'da da aynı zamanda Gaziantep'teki 500 öğretmenimize ev sahipliği yapacağız ve benzer şekilde eğitim, workshop ve festival etkinliklerimizi onlarla beraber gerçekleştireceğiz. Dolayısıyla Öğretmenler Günü haftası bizim için 1.000 öğretmenimizi yaklaşık misafir edeceğimiz 9. ÖRAV Eğitim Şenliği'ne geçiyor. Gönüllüler ne yapabilirler? Burada bir takım ön hazırlıklar aşamasında katkı verebilirler. Sponsor bulmak da olabilir. Şenliğin duyurulması da olabilir. Tabii. İçinde bir atölye yapma önerisi de olabilir. Bunun haricinde belki kayıt masasında durmak ve misafirleri karşılamak bile olabilir. Herkesin kendi Evet. becerisine, ilgisine, zamanına göre katkı sağlayabileceği bir alan mutlaka yaratırız. Mesela deprem bölgesine Mayıs ayında bir fotoğraf kursu yaptık. Cep telefonuyla fotoğraf çekme kursu yaptık. Orada İFSAK gönüllüleri geldiler. Aynı zamanda Garanti BBVA Fotoğraf Kulübü'nün gönüllüleri geldiler. İlk gün teorik eğitim aldılar. İkinci gün ise sahaya geziye çıktık ve orada uygulamalı çekimler yaptılar. Dolayısıyla gönüllülerimiz fotoğraf çekmek hobileri ve becerileri orada da bize katkı sağlayabilirler. Bir taraftan şimdi fotoğraf yarışması açtı. Fotoğraf yarışmamızı da çok standart başvuruların ötesinde bir başvuru geldi. Jüri bayağı zorlandı Ne değerlendirirken. güzel. Şimdi 24 Kasım'da kazananları açıklayacağız. Bu tür çalışmaların duyurularını yaygınlaştırabilirler. Sergi mekanı ihtiyacımız olabiliyor. Baskı gibi teknik bir takım ihtiyaçlarımız olabiliyor. Aslında herkesin kendi kaynağı neyse o kaynakla Evet. bize katkı verebilir. Yakın zamanda bir de Ural İyilik Durağı isimli kar amacı güden ama geliri vakfa gelecek olan İyilik Durağı sanal hediyelik eşya mağazamız Çok güzel. Çok yayına güzel. girecek. Evet,
Orada da aslında kişilerin kendisine veya bir başkasına yılın herhangi bir zamanında, belki bir özel gününde hediye almak istediğinde kâr amacı güden bir yerden almaktansa aynı hediye ya da benzer bir şeyi Öram'dan alması ve aslında hediyenin kendisinden çok anlamıyla bütünleştirip Tabii. sosyal fayda yaratan bir katkıyla hediyesini sunması gibi bir seçenek sunmak istedik biz Evet. paydaşlarımıza, eğitim gönüllülerine ve çocukların Çok eğitim güzel. hakkını önemseyen herkese. O da yakın Herkese. zamanda hayata geçecek. Çok güzel. Ben deprem bölgesindeki çalışmalarınıza da bundan sonraki aslında sorum onun üzerineydi. Sen şu an güncel olarak değinmiş oldun. Bu arada ülkemiz adına, hepimiz adına çok üzücü hakikaten. Herkesin elinden geldiğince destek olmaya çalıştığı bir süreçte Örav'da özellikle öğretmenleri, yani eğitim çok etkilendi bölgede. Öğretmenlerim konuda çok güzel destekledi. Ben bu çalışmalarınızı da takip etmiştim. Ülkemiz adına çok teşekkür ederiz. Çok kıymetli. Böyle zor zamanlarda böyle kıymetli insanlarla birlikte olabilmek ve onlara o desteği sunabilmek. Sen de bizzat deprem bölgesinde çokça zaman geçirdin. O Evet. yüzden çok çok teşekkür ediyoruz merhaba ülkemiz adına. Hep birlikte Paylaştığın tüm gerçek bu evet. dayanışma işi. Çok. Kimse tek başına güçlü değil. Tek bir STK da tek başına güçlü Evet. değil. Artık büyük Evet. kurumlar da tek başlarına güçlü değiller. Depremden Evet. sonrasında biz hemen ilk 2 hafta içinde sahadaydık. Bilgi Hı. üreten bir kurum olduğumuz için, hizmet sunan bir kurum olduğumuz için ihtiyaçları tespit ettik. Barınma ve dayanışma ihtiyacı vardı öğretmenlerin. Hocam Evet, tabii. bizim için vermesi hep alışkanlıktı ama mağdur olmak, ihtiyaç duymak çok ağır bir şeymiş diye ifade eden Tabii. öğretmenler oldu. Biz yaklaşık 111 iş günü ekibimiz, merkez ekibimiz, kısmi zamanlı eğitimcilerimizle birlikte ve gönüllülerle Evet. birlikte Evet. 111 iş günü bilfiil deprem bölgesinin en Evet. yoğun etkilerini yaşandığı yerlerdeydik. Bizler de tabii ki çok etkilendik ama hayatın içinde gerçekleri yaşayanlar çok daha zor durumdalar. Bunun için mesela maraton koştuk. İstanbul Maratonu'nda koştuk ve oradaki bölgedeki öğretmenlerin psikolojik sağlamlığı için bir eğitim programı geliştirdik. Onu yaygınlaştırmak üzere de bağış topladık. Böyle Çok güzel. bizim için maraton koşabilir, kampanya açabilir gönüllülerimiz. Kampanyalarımızı Evet. duyurabilirler. Evet, Bir evet. de dayanışma ihtiyacı için o zaman dönemsel olarak ihtiyaç duydukları malzemeleri içeren deprem destek çantaları hazırladık. Çadır kentte, konteyner kentte, okul binası varsa, ayakta kalmışsa okul binasındaki öğretmenleri tek tek araya araya bulduk. Ve yaklaşık 7 bin öğretmenin bilfiil elini sıktık. Geçmiş olsun dedik, başsağlığı diledik, onları dinledik. Ve çam sepeti, çoban armağanı, dayanışma çantalarımızı hediye ettik onlara. Bu da çok Evet. ciddi bir efordu. Bizim için de çok büyük bir öğrenmeydi. Bilimle Evet. ve birlikte iyileşir. Halen Evet. devam ediyor bölgedeki Tabii ihtiyaçlar. tabii bir kesinlikle hala orada çok temel anlamda bile çözülmesi gereken konular olduğunu biliyoruz. İyileşmek, birlikte iyileşmek ancak mümkün. Bunu da biliyoruz. Hep beraber devam edeceğiz. Biz de TEGEP olarak önümüzde güzel işbirlikleriyle o bölgede yapmayı planladığımız çalışmalar var. Umuyorum çok kısa zamanda herkesle paylaşma fırsatı bulacağız. Biz de Örava TEGEP olarak bir eğitim derneği olarak nasıl katkı sağlayabiliriz dediğimizde böyle yol göstermiştiniz ve anlatmak eğitim değildir atölyelerimizle öğretmenlerimizle buluştuk birkaç Çok sefer. kıymetli. Umuyorum ilerleyen zamanlarda yine mümkün olur. Bizim için çok keyifliydi. Öğretmenlerimizden aldığımız hele o güzel geri bildirimler bizi çok çok mutlu etti. Çok onur duyduk. Çok teşekkür ederim paylaştığın tüm güzel bilgiler için. Benim için içimi umutla dolduran, gururunuza ve mutluluğunuza da ortak olabildiğim çok keyifli bir sohbet oldu. Dilerim dinleyicilerimiz için de öyle olmuştur. Tekrar teşekkür ediyorum Arzu. Her podcast'in sonunda tatlı bir soru yöneltiyoruz katılımcılarımıza. Şöyle ki, diyoruz ki işiyle ilgili konuk olduğu konuyla ilgili olarak bir metafor kullanıyoruz. O da pasta. Öğretme işini, öğretmenliği bir pastaya benzetsen, olmazsa olmaz üç malzemesi ne olurdu? Bir pastaya benzetsem 3 malzemesi krokan olurdu, Evet. çikolata olurdu, bitter çikolata olurdu. Evet. Bir de ne olurdu? Üzerine renkli bir şeyler olurdu.
kutu, renkli süslemeli kutu. Çok güzel. Şöyle ki eğitim, yani bir çocuğun hayatı öğrenirken Hı. akademik bilgi haricindeki bütün yaşam deneyimini eşlik edebiliyor olmak, o renkler benim için. Evet. Rengarenk bir Çok çocuğun güzel. dünyası rengarenk. O rengarenk dünyada büyürken, gelişirken çocuğun da bizim de kendi büyüme yolculuğumuzda tökezlediğimiz, hoşumuza gitmeyen ve bazen biraz sert kayalara çarptığımızı düşündüren zamanlar oluyor. Krokanlar da onlar. Krokanı çok severiz Çok ama bu güzel. zamanları o krokanı çiğneme, o zorlukları aşmak O gibi bir sertlik. yandan. Değil Evet. mi? Evet, o sertlikleri de yumuşatma, sindirme, özümseme ve onların içerisinden bir lezzet çıkarma ve bundan Çok bir güzel. haz duyma. Dolayısıyla krokan dedim. Bitter çikolata dedim. Çikolatayı çok sevdiğim ayrı. Ama bir de daha sağlıklı, daha gerçek geliyor bana. Daha gerçek geliyor. İçine başka başka şeyler katılmış çikolatalardansa. Dolayısıyla o Evet. da öze yapılan vurguyu benim için çağrıştırıyor. Çünkü her şey, bütün kimliklerimizden, bütün rollerimizden öte insanız. Çocuklar küçük insancıklar, biz de büyük insancıklarız. Ve önce insan olarak bağ kurduğumuzda, önce insan olarak dünyayı, kendimizi anlayıp hazmettiğimizde o yolculuk, eğitim yolculuğu da sağlıklı bir şekilde ilerler diye düşünüyorum. Çok Öyle. güzel. Neler geldi bana? Çok çok teşekkürler. Krokanlı bir pasta yerken artık zihnimde böyle senin bu tarifi muhakkak bir belirecek diye düşünüyorum. Çok güzel anlattın. Çok Her teşekkür çiğneyişte ediyorum. Evet. bir minik engeli aşıyorum ve sonu güzel olacak. Lezzet damağımda kalacak. Çok güzel. O zaman tekrar teşekkür ediyorum ve aslında kapanışı da senin izninle şöyle yapmak isterim. Bugün bu hafta, daha doğrusu 24 Kasım haftası bizim için çok kıymetli bir hafta ve yaklaşık 2 gün sonra da Öğretmenler Günü. Umuyorum ki yayınımız Öğretmenler Günü'ne yetişir, ama yetişmese de Öğretmenler Günü için senden bir mesajla aslında bu podcast'in kapanışını son söz olarak yapalım derim, uygunsa senin için. Yapalım keyifle. Öğretmenlik, başkalarına bir şey öğretirken kendimizin bir şeyler öğrendiği çok kıymetli bir yolculuk. Zorlu bir yolculuk. Türkiye'deki, hatta dünyadaki pek çok meslekten daha zor bir meslek öğretmenlik. Ödülü de bir o kadar kıymetli. Her birini de, bütün öğretmenleri, şimdiye kadarki öğretmenlerimizi de minnettarlıkla, teşekkürlerimizle Öğretmenler Günümüz kutlu olsun. Tekepin Sesi'nin bu bölümü sona erdi. Sesimizi çoğaltmak için sen de podcast'imizi paylaş. Daima gelişimin paydaşı ol. Hoşça kal.